Ramazan sohbetleri devam ediyor. Show Haber bugün de nerede o eski Ramazanlar dedi. Ünlü şarkıcı Metin Şentürk'ün kapısını çaldı. Tahmin edeceğiniz gibi ortaya çok renkli bir sohbet çıktı. Kurulur kalplere sevda. Anne dedim, biz fakir değil miyiz ya dedim. Sinirlendi hemen. Ne var be dedi. Ayıp midir fakirlik dedi. Valla beni pide kuyruğunda unuttuklarını çok hatırlıyorum. Yeriz yeriz dedim. Ben yeriz deyince diğer kardeşlerim de yeriz yeriz diye bağırınca eve gidince de dayağı yedik tabii. Metin Şentürk, hoşgörüsü. Ocağın başındayım ve şu anda fena pişiriyorum ha. Değil mi? Hayata karşı pozitif bakış açısı. Navigasyon da göstermiyor. O da benim gibi. Enerjisi ve muhteşem sesiyle gönüllere taht kurmuş usta bir sanatçı o. Kokulamaya kıyamam beni güzel manoli. Bugün de Ramazan ayında kendisine konuk olduk. Onun yanındayız ve bakalım Metin Şentürk'ün çocukluğunda Ramazanlar nasıldı? Kendisinden öğrenelim. Bu Ramazan gününde ne kadar şık görüyorum sizi. Hepsi benim göz zevkim. Çocukluğunuzdaki Ramazanlar... Uzun sürer bak, dönme oraya. Hayır, bir de dönmen önemli değil, bir de geri gelemeyebilirsin. Biz tabii kalabalık bir aileydik biz. Biz 7 çocuklu bir aileydik. Ve 7 çocuk bir anne baba düşünsene. Bir kere her zaman 9 kişisin evde. Dolayısıyla biz kalabalık bir aile olduğumuz için böyle Ramazanlarımız harala gürele çok geçerdi. Pide kuyruklarına beni koyup orada bırakıp giderlerdi ki kuyruğu ben bekleyeyim diye. Ramazan'da gelişler gidişler, iftar yemeklerine, iftarlara gelmek aynı bayram ziyaretleri kadar mühim ve akrabalar arasında bir ritüeldi o. Gelenlere gitmek de bir şeydi ama bizde şöyle bir dert vardı. Annem temsili olarak bir beni alırdı yanına. Bir de kızlardan birini alırdı. Sakın hiçbir şey isteme sorarlarsa derdi. Bir gün bir misafirlikte yine kalabalık. 7 çocuk gitmişiz. Muz yer misiniz dedi çocuklar dedi. Ben ya yeriz yeriz dedim. Ben yeriz deyince diğer kardeşlerim de yeriz yeriz diye bağırınca eve gidince de dayağı yedik tabii. Ama muzun üstüne dayak iyi oluyor. Kızıl goncaya benzer dağ. Ocağın başındayım ve şu anda fena pişiriyorum ha. Değil mi? İftar saatine de az kaldı. Evet evet aynen öyle. Olmazsa olmazı bana göre çorba, ızgarayı da yiyeceğiz la. Unuttu dese dili yalan. Uzun saatler tutulan orucun ardından özenle hazırlanan o sofralarda ezanın okunacağı o anı beklemek hem tatlı bir sabırsızlık hem de günü ibadetle geçirmenin büyük bir hazını barındırıyor. Hele bir de Metin Şentürk'ün çocukluğundaki o meşhur Ramazan sofralarıysa. Değil mi Metin Bey? Ya hepimiz için ayrı bir anlamı var. Biz tabii canım biz çete gibiydik ya. Bizim aile soframız zaten açıkçası çoğu zamanda yer sofralarında yerdik zaten. Ondan sonra sofrayı tekerlek gibi yuvarlayarak getirmek benim işimdi. Tabii tabii. Ondan sonra o sofra ve yani o sofranın bereketi, kalabalığın bereketi ve Ramazan'ın bereketi çok başkaydı. Kızıl goncaya benzer.